bitireceğim. İkinizi de bitireceğim. Bu dünyayı size dar edeceğim. Sen beni takip mi ediyorsun? Ne o? Rahatsız mı oldun? Ha? Rahatsız mı oldun? Bilmediğin şeyler var. Zorlama istersen. Zorlayacağım Adnan. Daha çok zorlayacağım. Daha çok zorlayacağım, anlıyor musun? Ha bu arada, eğer hala boşanmak istiyorsan Alya'yı bir daha hiçbir zaman göremezsin. Efendim Tolga. Neredesin abi? Konuşmamız lazım. Önemli. Kızınla alakalı. Biletimi aldım anneciğim. Ben ne yapacağım bir hafta sensiz? Ya anne deme öyle, bak zaten zor gidiyorum. Bakma sen bana. Her anın tadını çıkar olur mu? Tolga! Bir haber var mı? Görmen gereken bir şey var. Aliye Fırıncıoğlu'ndan bir iz buldum. Şu an İstanbul'da büyük olasılıkla. Dediğin gibi 99'da cinayet teşebbüsünden yargılanmış. 9 yıl 11 ay hüküm giymiş. Sonra cezaevinde adam yaralamaktan bir 10 yıl daha yemiş. Araştırdım. Bakırköy kadın kapalı cezaevinden birkaç gün önce şartlı tahliye olmuş. Hay be. Keşke sen de gelsin. Durumumuz biraz uzasın. Gideriz birlikte inşallah. Alev cezaevine girince bebek devlet himayesine alınmış. Sonra da evlatlık verilmiş. E kim almış bebeği? Bir isim falan bulamadın mı? Kimin evlat edindiğini kesin olarak bilemeyiz. O kısım karanlık. Bu tip bilgiler sır gibi saklanır. Kızım ağlamasana. Alt tarafı bir haftalığına gidiyorsun. Sen de ağlıyorsun ama. Ben anneyim. Anneler ağlar. Ağlarsan ben de ağlarım. Okuyamam sanırım. Tamam ağlamayacağım. Ama yine de var bir şey. Ne? Şevket Mahir. Kim o? Olayı araştıran gazetecilerden biri. Antalya'da yaşıyor. Adama ulaştığım şekilde. Ne diyor? O dönem dava sürecini yakından takip etmiş. Aileyle görüşmeyi çok istemiş ancak kabul eden olmamış. Bir kişi hariç. Kim? Damla Fırıncıoğlu. Hadi anlaşalım. Önce sen ağlama. Önce sen ağlama. Söz dinle biraz. Ama sen bana hiç kıyamazsın ki. Kıyamam. Şevket Mahir'in dediği tek şey Damla Fırıncıoğlu'nun vicdanlı kızı oldu. Devlet himayesinde alınan bebeği duyunca hüngür hüngür ağlamış. Kardeşim, şimdi sıkı dur. Asıl bombayı söylüyorum. Bebek yetimhanede 28 gün kalmış. Yani? Yani evlat edinme prosedürü ağır işler. Bu kadar kısa sürede bebeği sadece aileden ya da birinci derece akrabalardan biri alabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bana Damla Fırıncıoğlu'nun 18 yaşında bir kızı olduğunu söylemişti. Adnan Bey, patronum Özgür Bey'in abi. Kızım Zeynep. Damla. Hadi gidiyoruz çabuk. Atla arabaya, atla.
sormadan kesin olarak bilemeyiz. Bu sadece bir öngörü ama mantıklı bir öngörü. Belki döndüğünde sana bir sürpriz yaparım. Yeni bir ev gibi mesela. Ciddi misin sen? Dedene ettiğim lafın altında mı kalacağım sandın? Ege'nin bir kasabasına mı yerleşsek? İstanbul keşmekeşinden uzak. Ne dersin? Vallahi okulum olmasa Allah derim anneciğim. Okul. Doğru. Nerede Damla? Bilmiyorum. Zeynep'i havalimanına götürecekti. Yolcu edecekti ama. Hangi havalimanı? Hangi uçak? Kıbrıs uçağıydı. Yani 12 demişti galiba. Uçağa bindiğinde sim kartını kırat. Kızınınkini de. Ortalık durulunca ben seni otelin hattından arayacağım. Konuştuğumuz para Barcelona'ya geçince hesabında olacak. Bir daha ne seni ne de kızını görmek istemiyorum. Dikkatli ol orada, tamam mı? Paran biterse de ara. Aç kalma sakın. Tamam mı? Sen de.
sefer sayılarınızı kırmızı kutuya. 3, 10, 8, A. Numaranın çıkış kapısında yolcuların hazır. Yolcuların çıkış kapısından uzağa gelmeleri rica olur. Efendim. Allah! Damla. Ne? Sen beni nereye gönderiyorsun? Nereye gidiyorsun? Söyle. Her şeyi biliyorum.